Ters Aynadan hepinize merhaba. Bu bölümde Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun'u ağırlıyoruz. Salih Bey'le hem gündemdeki meseleleri konuşacağız hem de yerel seçime hazırlanıyor partiler büyük bir yoğunluk içerisinde. Demokrat Parti'nin yerel seçim hazırlıklarını konuşuyor olacağız. Salih Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim beni yayınınıza olarak davet ettiğiniz için. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yayından önce sohbet ettik sizinle. Aslında siz geçmişte meslektaşımız olarak medya sektöründe yer almış bir isimsiniz. Yaşadığımız zorlukları da anlayabilen isimlerden birisiniz. Vaktimiz kalırsa medyadaki son durumu da ufacık da olsa konuşmak isterim sizinle ama ilk olarak gündemde çok sıcaklığını koruyan günlerdir konuştuğumuz bir mesele var. O da şu, sanki bir rögarın kapağı patlamış bir kanalizasyon ülkenin her yerine dağılmış gibi bir manzara var. Aslında belki de uzun süredir onun içinde yaşıyorduk ve fark etmeden belki de yargı harekete geçmediği için bu kadar çok konuşulamıyordu. Kara para aklama, haksız kazanç, vergi kaçırma, daha doğrusu daha düz anlatımla ülkenin soyulması meselesini konuşuyoruz bir süredir. Bu başlığı da futbol camiasındaki dolandırıcılık davasıyla konuşmaya başladık son günlerde ağırlıklı olarak. Fatih Terim Fonu adı altında özel bir bankanın, Deniz Bank'ın şube müdürünün yaptığı iddia edilen dolandırıcılık davası çok gündemde ve ünlü futbolcuların ismi geçmekte. Ancak 44 milyon dolarlık bir vurgundan bahsediliyor. Şimdi hem banka müdürü hem o şubede çalışan diğer yetkili kişiler cezaevinde tutuklu yargılanıyorlar. Fakat her geçen gün yeni bir tablo karşımıza çıkıyor. Dün Deniz Bank'ta uzun bir açıklama yaptı bu meseleyle ilgili. Siz de takip edebilmişsinizdir diye tahmin ediyorum. Ondan önce de çünkü fenomenlerle ilgili olan kısmını konuştuk. Neler oluyor Salih Bey? Evet, bu mesele bizi yani içinde bulunduğumuz hali göstermesi bakımından bence biraz da faydalı oldu. Hani böyle fenomenler ve futbolcular üzerinden bu konuşulduğu zaman en azından daha dikkat çekici bir hal aldı. Ne derler, tercih ettiğim bir şey değil elbette ama hani futbolcuların üzerinden bu işin konuşuluyor olması kamuoyunun daha çok kesiminin dikkatini çektiği için esas meseleyi de biraz da tartışmamıza imkan sağladı. Buradaki temel meselemiz bir genel bir çürümenin içerisindeyiz. O çürüme hani sadece ahlaki çürüme falandan bahsetmiyorum. Onlar da elbette var. Onlar da konuşulabilir. Meselenin bir boyutu da orası ama biz özellikle politikacılar olarak üzerinde durmamız ve odaklanmamız gereken bir yönü var buranın. Burada tamamen kurumlara olan güvende bir çürüme var. Yani kurumsal kapasitemiz çürüdü. Bizim açımızdan en temel üzerinde duracağımız, hassas olacağımız toplum olarak demokratik hukuk devletinin işleyişi bakımından önemli olan kurumsal kapasitelerdir. Yani bu neyi kastediyorum? Güçlü kurumlarınız varsa, güçlü kurallarınız varsa o zaman bu tür alanlarda bu kadar hani kokan, hani cerahat fışkırması diyebileceğimiz şeylerle, ortamlarla, hallerle karşılaşmayız. Çünkü kurallar bellidir ve kurallar nettir. O kuralların uygulanabilir kurallardır. Yaptırımları olan kurallardır. Ve kurumların vardır, güçlüdür. O kurumların senin o kurallarını, mevcut aslında işlemesi gereken kurallarını işletebilecek güçtedir. Şimdi temel mesele burada. Kurumlarımız zayıflamış, yani kurumsal kapasitelerimiz zayıflamış. Dolayısıyla insanlar da kurumlara güvenmiyor. Kurumlara güvenmeyip başka güven alanları arıyorlar. Çok Ne demek? küçük bir ek yapayım. Belki buradan da konuşmak lazım Salih Bey. Yani İçişleri Bakanlığı görevini yaptı diye şaşırdığımız bir noktadayız mesela, değil mi? O da evet, yani yeri gelmişken parantez açalım burada da evet, yani evet, İçişleri Bakanı görev yapıyor. İçişleri Bakanı efendime söyleyeyim o şeylere, suç örgütlerinin üzerine operasyon yapıyor. Ne kadar güzel diye sevindirik oluyoruz, seviniyoruz.
bizi bu böyle bu işlere yani normal bakanlığın vazifesini yapmasına sevinir hale gelmiş olmamız başlı başına bir meseledir. Bahsettiğimiz bu biraz önce bahsettiğim genel meselemizle alakalı. Kurumlarımız ve kurallarımız zayıflamış, işlemez hale gelmiş. Dolayısıyla kişiler üzerinden iletişim kuruyoruz. Kişilere güvenmeye çalışıyoruz. Yeni İçişleri Bakanımıza güvenmeye ve onun üzerinden efendime söyleyeyim işler iyiye gidecek, düzelecek gibi kişiye bağlı, kişiye endeksli, kişiye odaklı değerlendirmeler yapıyoruz. Gerçi orada da her meselede olduğumuz gibi kantarın topuzunu biraz kaçırıyoruz. Bizim özellikle de muhalefet aktörlerin içerisinde bir İçişleri Bakanlığı güzellemesi yapma şeyi var. Hani yarışı var neredeyse. Sürekli İçişleri Bakanlığımıza bir güzelleme yapmak için de fırsat arıyoruz. En son cumartesi annelerinin durumuyla ilgili Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda dedi ki onların anayasal hakkıdır dedi. Yani gösteri yapma, gösteri yürüyüş yapma, ifade hürriyeti bunlar efendime söyleyeyim anayasal haktır. Tabii ki anayasal haklarının arkasında duracağız dedi. Ve hakikaten de ondan sonraki hafta onlara bir efendime söyleyeyim oradaki polis, emniyet güçleri kötü muamelede bulunmadı. Evet. Onların konuşmalarına, barışçıl konuşmalarına, ifade ve gösteri yapma özgürlüğüne saygı gösterdiler. İyi ama arkadaş daha önceki İçişleri Bakanı ters başka bir pozisyondaydı onun için olmuyordu. Şimdiki bu İçişleri Bakanı anayasal haklarını teslim etti diye sevindirik olduk. İyi de daha önceki İçişleri Bakanı döneminde şimdiki İçişleri Bakanımız İstanbul'da zabıta müdürü değildi ki. İstanbul valisiydi. Aynen öyle. O emniyet güçlerini o polislere talimat verme durumunda olan kişiydi. Yani bir önceki kötü muameleleri yapan kişiler bakımından onun sorumluluğu yok muydu? Tamamen bunu unuttuk. Son anda bir söylediği güzel sözü çünkü hoşumuza gitti. Ya en azından bir İçişleri Bakanı böyle şeyler söylüyor diye hoşumuza bir, gitti. Küçük bir hatırlatma daha yapayım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliği döneminde o kısacık dönemde seçimin evet. iptal edildi. Evet. O kısacık sürede Atatürk'ün portresini kaldıran isimdir Ali Yer. Onu yaptığı gibi orada tamamen o kayyumluk dönemi de uygulamaları gerçekten tartışılır. Başka tartışmaları var. Yani o aynen öyle. Binlerce kişi işe almış o arada falan filan çok tartışılır yönleri vardı. Ama biz toplum olarak unutmaya meyyaliz. Burada da en azından hani bir sevindirici yönü varmış gibi. Çünkü bir İçişleri Bakanı'nın zaten söylemesi gereken elbette vatandaşının anayasal hakkını kullanması için ortam sağlamakla görevli İçişleri Bakanlığı. Yani bu ülkenin herhangi bir demokratik hukuk devletinin kolluk güçleri, kolluk görevlileri, polisi, emniyeti, jandarması her neyse vatandaşlarının anayasal haklarını kullanmasını engellemek için kullanılmaz. Tam tersi. Onların anayasal haklarını kullanmasını sağlayacak güvenlik tedbirlerini alırlar. Evet. Çünkü anayasa diyor ki kardeşim izinsiz, hiç kimseden izin almadan barışçıl gösteri yürüyüşü ve toplantı hakkı var anayasa. Hiç kimseden izin almadan, almaksızın. Dolayısıyla diyorlar ki efendim izinsiz gösteri, ya izin almak zorunda değil zaten anayasa diyor ki izin almayacak, barışçıl gösteri yapacak. Peki ne yapacak polis? Polis işte onun o barışçıl gösteri hakkını, toplanma hürriyetini güvence altına alacak, güvenlik tedbirini alacak orada. Ama biz tam tersi şekilde bunları uyguluyoruz. Ve şimdiye kadar da uyguluyorduk. Şimdi İçişleri Bakanı dedi ki efendim anayasal haklarıydı cumartesi anneleri. Tabii ki koruyacağız ama dönüp hiç şeyi sormadık yani. Biz bütün muhalefet politikacıları da ya da muhalefet kamuoyu da evet ne güzel yaptı diye alkışladık. Tamam o kısmını alkışlayalım ama şeyi de hatırlatalım. Kardeşim dediğim gibi daha önceden bir önceki İçişleri Bakanı o talimatları verirken siz de İstanbul valisiydiniz. İstanbul'da etkisiz bir adam değildiniz. Zabıta müdürü değildiniz ya da başka bir şey değildiniz. Siz o emniyet güçlerinin yani o cumartesi annelerine uygulanan kötü muameleyi yapan emniyet güçlerinin amiriydiniz, mülki idare amiriydiniz, o emirleri siz verdiniz. Ya da sizin emriniz altındaki emniyet müdürü verdi. Dolayısıyla biz tamam yapalım, olumlu şeyleri söyleyelim. O konuda da hiç tereddütüm yok. Ben de mesela bombalama olduğu zaman emniyet güçlerimize karşı bu terör eyleminden sonra İçişleri Bakanımızı gittik, ziyaret ettik.
deriz. Yani olumlu şeyde evet orada oluruz ama her şeyi de unutup acayip bir fazladan güzellemeler evet. Aslında manası yok diye düşünürüm. Şimdi o parantez de biraz uzun oldu o parantez ama konumuz neydi? Konumuz şu şey yani evet futbolcular evet. Üzerinden ortaya çıkan aslında para bir kısmı kara para yani kara para mı değil mi ayrıca tartışabiliriz ama kayıtsız para. Yani fenomenler meselesinde kara para da kara para aklama meselesi daha önde ama bu futbolcular meselesinde en azından kayıtsız para diyebiliriz. Bunun yönetimi ve bundan dolayı ortaya çıkan sorunları konuşuyoruz. Şimdi bu konuda iki yaklaşım var. Bir tanesi diyor kardeşim adamların parası var, zenginin malı züğürtün çenesini yoruyor diyor. Niye konuşuyoruz bunları diyor. Bir kısmı da çok duyuyoruz bunu. Çok duyuyoruz. Yani. Çok evet, duyuyoruz ve çok söylüyorlar. Yani. Evet ama ben buna katılmıyorum. Tamamen kesinlikle. Burada onların parası değil. Yani o futbolcular bir şekilde o paraları kazanmışlardır. Elbette kazanmışlardır. Yani futbol sektörü böyle bir şey. Yani çok para kazanılabiliyor. Ama kayıt altında mı değil mi? Kayıt altında olup olmaması bizim açımızdan işte bizi ilgilendiren kısmı o. Kayıt altında olsa vergilerini verecekler. Yani bunu bir kayıt altında resmi olağan yöntemlerle bir bankada değerlendirse ya da bir bankanın başka türlü fonunda değerlendirmiş olsa buradan vergisini ödeyecek falan. Dolayısıyla bizim açımızdan bizi ilgilendiren kısmı bütün vergi verenler bakımından, bütün vatandaşlar bakımından bir kısmı bu. Önemli olan kısmı bu. İkinci mesele demin dediğim gibi kurumlara olan güven gitmiş. Bu kısmı da bu mesele üzerinden Türkiye'nin genel durumunu izah ediyor. Çünkü kuruma güvenmiyor, bir kişiye güveniyor. Tamam, orada diyor ki bak burada çok güçlü insanlar var. Kim var işte adı geçen işte Fatih Hoca var. Çok da güçlü bir kişi. Güçlü ilişkileri var. Hakikaten şimdiye kadar vardı. Böyle siyasetçilerde fotoğrafları olan vesaire falan böyle. Yarın öbür gün bu işten dolayı evet. Bu iş biraz tuhaf görünüyor olabilir. Yani çok da akılcı görünmüyor olabilir. Yani onlara da bence çok akılcı gelmiyordur. Yani gerçekten o hani bir iddianame de yahut bir raporda geçen orta zeka seviyesindeki kişinin anlayabileceği bir mesele aslında bu. Onların kabul edemeyeceği bir durum. Aslında bence onlar da öyle zeki insanlar. O kadar öyle hani bu işleri hiç düşünmeyecek kadar kişiler değiller. O kadar ciddi paraları var ve kullanıyorlar. Onlar aslında bence zeki ve burada bir tuhaflık olduğunu görmüyor olamazlar. Mutlaka görmüşlerdir. Ama başka bir şeye güveniyorlar. Dediğim gibi kuruma ve kurallara güvenmiyorlar. Bu kurallar çok ciddi kurallar var Türkiye'de. Ben böyle bir işin içerisine girersem bunun yaptırımı çok kötü olabilir diye korkmuyor. Tam tersi başka bir şeye birilerine güveniyor. İşte ben oraya sinir. Yoksa kastrol, bandrollü kağıdı evrak olarak kabul etmek. Yok, yani bu bence hani dediğim gibi bunun evet. Tuhaf olduğunu anlamaz mı? Bence biliyor, anlıyor. Bu burada bir zayıflık var ama buradan benim başıma bir şey gelmez diye düşünüyor. Esas benim ilgilendiğim kısım orası. Çünkü orada siyaset işin içine giriyor. Tamam mı? Orada çünkü diyor ki burada nasıl olsa güçlü insanlar var. Eğer buradan dolayı başıma bir şey gelirse ben bunu çözerim. Niye? İşin içerisinde işte Fatih Hoca var güçlü. Yahut da başka bir o Fatih Hoca'nın güvendiği siyasetçiler var. Siyasetçiler var. Mesela burada doğrudur yanlıştır bilemem. Teyit edildi mi tam olarak bilmiyorum ama mesela dediler ki bu futbolcular Cumhurbaşkanı'na gittiler. Mesela, şöyle teyit edilen kısmını aktarayım. Havaalanında karşılaşıyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Emre Belözoğlu ve bir kişi daha var kim olduğunu hatırlamıyorum. Ayaküstü pardon Arda Turan da var yanında ayaküstü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu meseleyi aktarıyorlar. Cumhurbaşkanı hatta ağlıyor futbolculardan biri orada. Cumhurbaşkanı Erdoğan da o dönemki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu arayıp bu meseleyle ilgili bilgilendiriyor ve bankanın genel müdürü Hakan Ateş'le görüşmesi talebinde bulunuyor. Yani bu teyit edilmiş kısmı ama diğer Cumhurbaşkanı'nın yanına gidip bir ziyaret oldu mu onu bilemiyorum ama ayaküstü bir görüşme olmuş. Evet, evet. Şimdi benim takıldığım yerde burası. Evet. Yani olmuş mu olmamış mı olduktan sonra ne olmuş kısmından önce bir kere başlarına dediğim gibi kuruma güvenmiyor, kurallara da güvenmemiş, kurallardan korkmamış.
uyumuş, devam etmiş. Ve gitmiş diyor ki, hemen aklına ne gelmiş? Bak, bir sorunla karşılaştığında aklına Türkiye'nin güçlü kişisine gideyim ben demiş. Tabii. Güçlü kurumlarına gideyim dememiş önce. Güçlü kişisine gideyim demiş. O çözsün demiş. Cumhurbaşkanına gideyim demiş. Bak, çözümü orada aramış. Bir kere benim takıldığım yer bu. Neden çözümü bir kişide aradık? Peki o kişi ne demiş? O kişi, hani normal hukuk devletinde o ne yapıyorsunuz siz dememiş yani. O demesi lazım. Arkadaş, ne, bu benlik bir şey değil ki. Yani bu devlet hukuk devleti. Gidin bakın başka yerlerde, yere başvurun, yargıya başvurun. Başka, bu benlik bir şey değil demesi lazım. Onun aklına ya şu işe bir bakıver diye bir bakanına demek gelmiş. Yani demek istediğim şu, normal hukuk devletinde olmayacak işler bunlar. Normal hukuk devletinde kurumlar vardır, güçlü kurumlar vardır, net kurallar vardır. O net kurallar, eğer bu kuralların dışına çıkarsan sen ciddi şekilde yaptırımla karşı karşıya kalırsın. Dolayısıyla da ona göre tedbirini al. O yaptırımla karşı karşıya kalıp kalmayacağına inanması o kişinin ona böyle düşündürten güçlü kurum olması lazım. Yani demesi lazım ki, evet, kurallar var ama bu kuralları uygulayacak güçlü kurumlar da var. Benim burnumdan gelir ben bu kuralların dışına çıkarsam diye. Şimdi ikisine de bakmış. Yani ne net kurallar var ne de güçlü kurumlar var. Dolayısıyla o zaman ben kendime kendi ilişkilerimle bir güven alanı tesis ederim. Türkiye'nin temel meselelerinden bir tanesi bu. Şimdi bu konunun bir de şöyle bir yönü var. Yani genel çerçevesini koydum ortaya, dediğim gibi kişilerden ve şeylerden, özelinden bağımsız olarak. Özelinde de şöyle bir yönü daha var. Onu da sizle paylaşmak isterim. Hani şimdi diyoruz ya işte zenginin malı züğürdün çeresini yorar konuşmuyorum diye. İş tam da öyle olmayabilir. Şimdi konunun iki tarafı var. Ben televizyonlarda artık avukatları da çıkıyor konuşuyor. Hani mağdur diye tarif edilir. Evet. Kişileri, yani müşteki diye tarif edilen kişiler avukatlar çıkıyorlar ve diyorlar ki kardeşim burada Deniz Bank kurumsal olarak sorumludur. Dolayısıyla bunları biz işte hukuk davasının sonunda, çünkü orada iki türlü dava gibi, bir ceza davası bir hukuk davası. Hukuk davasının sonucunda Deniz Bank'tan tahsil etmeye çalışıyorlar. Tabii akılcı olan o, yani gidip kişiden tahsil edemezler. Onda var mı yok mu, yurt dışına mı çıkart, her neyse oradan tahsil etmek zordur. Kurumdan tahsil etme yoluna gidiyorlar. Dolayısıyla da burada ciddi şekilde diyorlar ki onun sorumluluğu var. İşte şu nedenle, bu nedenle kayıtlar yani kurumu temsil eden kişilerde verdik, bankada verdik vesaire falan filan. Şayet bu konuda bu avukatlar başarılı olurlarsa ve bu paraları, bu ortada olmayan paraları bankadan tahsil etme yolunda başarılı olurlarsa ve yargılamanın sonunda bence tamamıyla olmaz ama bir kısmında olabilir. Bir kısmında olabilir çünkü çift imzalı olanlar var. Yani bankayı temsil eden evrak, üretilmiş olan evraklar var. Bunlar bankadan tahsil edilirse o zaman hepimizi ilgilendiren bir yönü olacak. Yani zenginin parasını konuşuyor olmayacağız. O zaman ne olacak? Deniz Bank onlara karşı ödeyeceği bu o paraları, o zarar ve tazminatı ne yapacak? Zarar gösterecek. Zarar gösterince ne olacak? Vergiden indirecek. Vergiden indirince ne olacak? Sadece Deniz Bank'ın ortakları falan filan değil. Vergi veren herkes bakımından bizden çıkacak parası. Yani bu olabilir mi? Olma ihtimali var. İlle böyle olacak diye söylemiyorum. Gelir Vergisi Kanunu'nun 40. maddesi diyor ki, yani indirilecek, vergiden indirilecek hususları tek tek yazıyor, tadat etmiş. Onlardan bir tanesi de diyor ki, ilama dayalı, herhangi bir ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar diyor. Tamam mı? Şimdi buradan bir yargı kararı çıkarsa, yani ilam dediği o, yargı kararı çıkarsa, o yargı kararına istinaden ödeyeceği zarar, ziyan ve tazminatları vergiden indirebilir. Yani Deniz Bank ödeyeceği vergiden bunu indirebilir. Dolayısıyla bunu hepimiz ödemiş oluruz. Aynen öyle. Bunun bir istisnası olabilir mi? O gelir vergisi kanunun 41. maddesinde dedi ki bunlar istisnane. Bu indirilemeyecek. Öbürü 40. madde indirileceklerdi. İndirilemeyecekleri sayıyor. Orada da diyor ki teşebbüsün sahiplerinin suçlarından dolayı ödenen tazminatlar indirilemez.
Şimdi burada teşebbüsün sahipleri söz konusu olmayabilir. Çünkü çalışanları, yani bankanın sahibi değil, bankanın sahibinin suçundan kaynaklansa indiremezler. Ama çalışanların suçlarından dolayı olursa ve bir yargı kararına dayanarak olacağı için vergiden de indirebilir. Yani ben şimdi şeytanın aklına getiriyor olmayayım ama konu eğer buralara kadar gelirse, yani bu kamuoyunun önündeki avukatlar bunu çok başarılı savunmalar yapıp da bu tür bir yargı kararı çıkartmayı başarırlarsa, yani bunların Denizbank'tan tahsili yoluna gitmeyi başarırlarsa, mesele hepimizin meselesi olacak, haberimiz olsun. Yani sadece futbolcuların parasını konuşmuyor olacağız. %100 aslında şu aşamada bile sonuçta burada kazanç sağlamış futbolcular var. Zarar etmiş olanların yanında verdiklerinin çok üzerinde para almış olanlar var. Onun vergisi ne olacak? Bu da ülkenin geliri açısından. Zaten esasında mevcut tabloda da ülke zararda baktığınızda. Biz hem vatandaş olarak bir kere en önemli bir vatandaşlık görevi vergi bilinci. Yani ben vergi veriyorum. Bu paramı nereye kullanıyorlar kardeşim? Bunu doğru yerlere kullanıyorlar mı? Nın peşinde olmak lazım. En önemli vatandaşlık bilinci. Türkiye'de bu yok Salih Bey ama ya. Yani Türkiye'de bu anlayış oturmamış. Çok zayıf. Avrupa'da var bu vergi mükellefi olmanın önemi, Avrupa'da daha çok kavranmış durumda. Ama Türkiye'de hakikaten yani Mesafe almamız gerekiyor bu konuda. Bu demokrasi bilinciyle çok alakalı bir şey. Yani demokratik kültürle de çok alakalı bir şey. Zaten biz buradan başlarsak, yani ben para veriyorum, vergi veriyorum. Bu vergi nereye harcıyor, doğru yere harcıyor mu bu yönetenler diye sorgulamaya başladığımız zaman işte onun devamı gelir. O zaman kaliteli yönetim sorgularsın. Bunun sorgularsın vesaire. Oradan başlar. Bununla ilgili çok en azından ismini çok beğendiğim bir dernek var. Epeyce aslında eski zamanda, epey 80'li yıllarda kurulmuş Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği diye, BAVEK diye bir dernek. Çok da güzel ismi, çok Turgay Bozoğlu sanırım şimdi başkanlığını yapıyor. En azından bu bilinci yerleştirmek lazım. Bu bilincin üzerinde konuşmak lazım. Biz temel olarak biz meseleleri biraz daha hani magazinel boyutuyla konuşuyoruz. Evet. Magazinel boyutuyla konuşmanın, dediğim gibi, bizim açımızdan bir faydası oldu mu? Şöyle faydası oldu. Kamuoyunun önüne daha güçlü bir şekilde geldi. Yani magazinel güçlü figürler olmamış olsaydı bu konu bu kadar konuşulmuyor olabilirdi. Ama bu konuyu madem gündeme geldi, biz siyasetçiler olarak en azından konuyu doğru mecraya taşımakla mükellefiz. Konunun doğru mecrası bizi ilgilendiren kısmı, vergi bilinci kısmı, biz buradan vergi kaybına uğrayacak mıyız? Verdiğimiz vergiler bakımından bir risk oluşuyor mu diye. Bu yönüyle baktığımız zaman hem hani şeffaflık ve denetim bakımından da ilerleme kaydetmiş olabiliriz. Dediğiniz gibi bu vergi bilinci, vergimin peşine gideyim, onu takip edeyim bilincinde mesafe kat etmemiz lazım. Çok toplum olarak orada çok eksiyiz. Ama bunu başarırsak bu bizim demokrasi kalitemizi, yönetim kalitemizi de yükseltecek. Evet, şimdi çok güzel bir noktaya getirdiniz konuyu. Evet. Gelelim milletvekilleri de siyasetçilere. Evet. Şimdi milletvekillerinin çalışma alanı, siyaset üretme alanı bugün meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi. Aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi ve sizler de halkı temsilen oradasınız. Ancak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimiz için, fakat öncesinde de bir nebze böyleydi bence, en azından siyasi tembellik açısından Türkiye'de uzun süredir etkisiz durumda Türkiye Büyük Millet Meclisi. Halkın da oradan herhangi bir yaptırım çıkacağına olan inancı azalmış durumda ve bir çaresizlik hakim. Muhalefet milletvekillerine baktığımızda kendilerinin çağrıda bulunduğu olağanüstü toplantılara dahi katılmaz durumdalar. Birçok oylamada yer almadıklarını görüyoruz. Zannediyorum milletvekilleri de artık meclise inanmıyor. Yani böyle bir tablo var karşımızda. Şimdi Salih Bey, bir milletvekili olarak, yani milleti temsil eden, milletin vekili olarak bu tablodan Türkiye'nin kurtuluşu nasıl olur? Tabii ki sistem değişikliğiyle olacak ama mevcut muhalefetin de o sistemi ne yazık ki değiştiremediğini görüyoruz. Halk bu kadar çaresiz ve bir çıkış yolu ararken
Nasıl bulacak çözümü muhalefet temsilcileri? Evet. Bir kere şeyi değiştirmemiz lazım. Bir siyasal iklimi değiştirmemiz lazım. Yani siyasal iklimin değiştirilmesi için topyekun çaba sarf etmemiz lazım. Bütün muhalefet unsurları bakımından. Bir kere bahsettiğiniz mesele çok önemli. Parlamento sistemin içerisinde parlamentonun ağırlığı çok ciddi şekilde törpülenmiş durumda. Neredeyse sıfırlanmış demeye dilim var diyor. Temel meselelerden bir tanesi bu. İçinde bulunduğumuz şeyi bize başkanlık sistemi diye sunuyorlar. Ona inanmamızı istiyorlar. Bir kere başkanlık sistemlerin özü şudur. Keskin kuvvetler ayrılığına dayanır. Yani bu teknik olarak bir şey söylüyorum ama bunu açalım. Yani yürütmeyi çok ciddi şekilde rahatlıkla dengeleyebilecek, denetleyebilecek ve frenleyebilecek mekanizmalar olan parlamento olur. Yani yasama yürütmeyi şimdiki yani şimdi şöyle diyelim, meclis cumhurbaşkanlığı ve bakanları çok ciddi şekilde, çok sert bir şekilde denetleyebilecek, dengeleyebilecek mekanizmaları oldu. Bu bizim şimdi uygulanmakta olan cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde parlamentonun bu imkanları tamamen ortadan kaldırılmış durumda. Özellikle başkanla parlamento çoğunluğunun aynı olduğu dönemlerde, yani şimdiki gibi. Yani Cumhur İttifakı parlamentoda çoğunlukla, başkan da Cumhur İttifakı'ndan. Dolayısıyla böyle dönemlerde parlamentonun şeyi, Cumhurbaşkanlığı yürütmeyi dengeleme, denetleme imkanı çok zayıf. Sizin söylediğiniz kadar bir şeyle karşılaşmış değilim 6 aylık parlamentoda. Hani olağanüstü toplantılara kendi çağırdıklarına da katılmıyor gibi, hani muhalefet kısmını. Ben orada muhalefetin topyekun ciddi bir şekilde ısrarla... Ben bir örnek vereyim mi Salih Bey? Şöyle örnek vereyim. Katılmama kısmından değil ama dostlar alışverişte görsün kısmıyla ilgili örnek vereyim. İki örnek vereceğim. Birincisi, biliyorsunuz bir süre önce çok ciddi vergi artışları ve zamları konuştuk. Bunlar hayata geçti. Yürürlüğe, uygulamaya geçtikten sonra muhalefet meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı. Bu orada da katılımda oldu sıkıntılar. İkincisi çok önemli. İkincisi çok önemli. Akbelen'de ağaçlar kesildi. Ağaçlar kesildikten sonra olağanüstü toplantıya çağırıldı. Ama inanın. Yani, şunu söylemek istiyorum. Bu kısmı... Anlayı nedir? Ben anlayamadım yani. Şeyi, ben bir kere hani bir de grubu olmayan bir siyasi parti olarak parlamentodayım. Dolayısıyla çok şeyleri var. Hani, temsil kabiliyeti, kürsü hakkı falan çok zorlukları var işsizlik bakımından ama yine de hani parlamentonun hukukunu savunmak bakımından hani en son bana belki gelir ama olsun, ben şunu anlatmayı. Sizi bu konuda mutlak surette haklı buluyorum dışarıdan bakanlar açısından. Ama inanın şeyde tersi de var. Yani onlar son anda söylemediler. Onlar muhalefetin bütün grupları, yani hele o dönemde Saadet Partisi yeni grup kurmuştu, Gelecek Partisi. İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, HDP ısrarla o bahsettiğiniz o vergi artışlarından önceki şeyde her türlü sürekli önerge verdiler. Konuşma istediler, yapıldı o genel kurulda bu tartışmalar, hepsi o olağanüstü kongreden önce toplantıdan önce de yapıldı ama şeyde mecliste siyaset hakim değil, mecliste matematik hakim. Yani 301'inizi olduğu andan itibaren gerisi tamamen hele bir konuşun, süreyi doldurun diye bekliyor iktidar tarafı. Şimdi bakın, bugün de işte biraz sonra gidelim. Hem Saadet Partisi'nin, hem İyi Parti'nin, hem Gelecek Partisi'nin, hem HDP'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda grup önerileri yine saat 14'te açılacak. Grup önerileri başlayacak. Bakın dün de vardı. Bence sonra da akşamüstü de şey geliyor. Grup birleşim özeti. Parlamentodan bir şeyler, memur arkadaşlar, kanunlar kararlardaki yetkili arkadaşlar her akşam bütün milletvekillerine bir önceki birleşimin özetini gönderiyorlar. Bence artık onların şöyle bir şablonu var, kolaylaşmıştır. Diyor ki İyi Parti'nin İyi Parti'nin önergesi, genel görüşme önergesi görüşüldü, reddedildi. Saadet Partisi'nin genel görüşme önergesi görüşüldü, reddedildi. HDP'nin genel görüşme önergesi görüşüldü. Bir şablon oluşmuş bence. Böyle bir şablon var. Bence her gün aynısını, sadece tarih değiştirerek bu şeyi özetini çıkarıyor. Ne yapsın bu ülkenin vatandaşları? Şimdi oraya gelelim. Yani demin biraz önce söylediğim gibi esas meseleyi konuşmak lazım gelir. Yani buradan
Olabilir. Kişisel olarak bazı eksiklikleri de yapıyor olabilir. Yani pür etkin muhalefet yapıldığını falan söylemiyorum. Ama dediğim gibi sistemin içerisinde parlamentonun şeyi, ağırlığı o kadar azaltıldı ki. Şimdi bunu değiştirmek için siyasal iklimin değişmesi. Siyasal iklimin değişmesi demek seçim demek. Seçimde bu işleri, yani bir önceki seçimde başaramadık. Tamam, bütün muhalefet unsurları bakımından söylüyorum. Başaramadık, değiştiremedik. Şimdi önümüzde de bir şey var, yerel seçimler var. Yerel seçimlerden de efendime söyleyeyim, yine aynı şekilde netice alınamayacak biçimde çıkarsak bu tutunacak dalları muhalefetin ve dolayısıyla muhalif seçmeni ve dolayısıyla toplumun çünkü muhalefet milletvekilleri dediğimiz işte aslında bütün milletvekilleri aslında ama hani toplumun vekilleri ve avukatları olarak onların haklarını savunacak kişiler olarak parlamentoda bulunmaları ise parlamentonun etkinliğini arttırmak, muhalefetin etkinliğini arttırmak için bu siyasal iklimde seçim kazanmamız lazım. Dolayısıyla önümüzde yerel seçimler var. Yerel seçimlere giderken yine biz şeyi tuzağına düşmemiz lazım. Yani sürekli tuzağa düşüyor olabiliriz. Bir işbirliği yapacak mısınız Demokrat Parti olarak? İşbirliğini açık mısınız? 81 ilde kendi adaylarımızı çıkaracağız dediniz ama Demokrat Parti olarak seçime yakın değişir mi bu tavrınız? Bir işbirliği olabilir mi? Dediğim gibi topyekün bir başarıya odaklanması lazım. Bütün muhalefet unsurlarının topyekün bir başarıya. Topyekün başarı dediğim ülkenin siyasal ikliminin değiştirilmesi. İklimin değiştirilmesi demek şu anda mevcut belediyelerin özellikle büyükşehir belediyelerinin yine muhalefetin elinde kalması ve ilave edecek şeyleri, kazanımları elde etmek lazım. Gelir ki iklim değişebilsin, siyasal iklimleri biraz daha zorlayabilir. Biraz daha sıkıştırılabilir. Dolayısıyla bu topyekün başarı için bütün muhalefet unsurları ortak bir strateji geliştirebilirler. Ortak strateji demek hep beraber aynı şeyde birlikte seçime girmek anlamında değil kastettiğim şey. Bazen öyle olur ki muhalefetin bir başka partilerinin de ısrarla aday çıkartmasını istemek gerekir ki toplam başarıyı elde edebilelim diye. Örnek 2019 İstanbul seçimleridir. Evet. 2019 İstanbul belediye seçimlerinde birinci turu esas alalım. Birinci turda 13 bin oyla sanırım Ekrem Bey önde çıkmıştı. Ve sonra, dolayısıyla birinci tur dediğimde ağzımız alışmıştır. Yani seçim oydu. Sonra kendi ama Saadet Partisi aday göstermişti. 120 bine yakın, 110 bin oy almıştı. Ve Demokrat Parti aday göstermişti. 26 bin oy almıştı. Dolayısıyla bu partilerin aday göstererek sağ seçmenden oy aldığını düşünürsek, hesap edersek aslında o birinci turda bunlar olmamış olsaydı belki sağ karşıdaki AK Parti'ye kayabilirdi diyorsun. Sağ aday evet çok daha fazla almış olabilir ve o 13 bin oy önde olmazdı ve o bir turda yani bir seçimde kalmış olurdu. Yani karşı taraf kazanmış olsaydı birinci seçim falan da olmazdı. Demek istediğim şu, bu illa böyle olsun değil. Bazı bir yerde aday çıkartmak mantıklıdır. Bazen aday çıkartmamak mantıklıdır. Mesele şu, ortak bir stratejik akıl geliştirmek gerekir diye düşünüyorum. Onun için de iletişim kanallarının açık olması gerektiği kanaatindeyim. Bir stratejik akıl olursa iklim değişir. Hep beraber bu siyasal iklimi değiştirmeye çalışırız. Biz hep muhalefet tarafına odaklanıyoruz. Haklı olur, haklı olarak dedi. Yani haklı olarak dedi, anlayabiliyorum bunu. Hem basının ilgisi, muhalefetin aday çıkartması, ne yapacağı, nasıl bir strateji uygulayacağı. Ama karşı tarafın da çok ciddi şekilde bu adaylaşma ve seçime girme ve seçim stratejisi belirleme konusunda çok problemli olduğunu, sıkıntılı olduğu kanaatindeyim. Aday bulma ve adaylaştırma konusunda olduğu kadar onlar da sanki o tarafta tek parça değil biliyorsunuz. Ali Yerlikaya'nın ismi geçiyor. Evet. Olabilecek bir durum mu sizce? Ali Yerlikaya'nın ismi geçiyor İstanbul. İşte biraz önce dediğim gibi hani bir güzelleme yarışı içerisindeyiz evet. Ya. Yani çıkartabilirler. Çıkartırlar sanki hani en iddialı adayları oymuşçasına böyle bir hani ya da başka hiçbir aday bulamayıp İçişleri Bakanlığı'na kalabilir mesele bu. Onun için de diyorum yani öyle bir algı yönetiminin içerisindeyiz ki bir güzelleme o güzelleme biz muhalefet unsurları olarak da katılıyoruz. Halbuki
gerçek o değil. Biraz daha dediğim gibi stratejik akılla bakmak lazım. İki, orası da çok parçalı karşı taraf. Bunu unutuyoruz. Yani hep bizim bu taraftaki altılı masayı söyledik. Bu taraf sanki tek parça mıydı? Erdoğan orada kendisi söylemeye başladı artık. Yani, orada da altı parti vardı ve birbirine hiç benzemeyen tuhaf tuhaf ilişkileri olan partiler var. Orada işler yolunda gidiyor değil. Orada da bakalım onlar ayrı ayrı mı çıkartacaklar, tek başına mı çıkartacaklar. Oralarda da zorlukları var. Dolayısıyla siyaset öyle elbette özellikle yerel seçimlerin dinamikleri farklıdır. Adaylar daha öne çıkar. Yani partilerden ziyade adaylar daha öne çıkar. Ve yerel seçimlerde işbirliği imkanları, illa ittifak değil, işbirliği imkanları, esnek işbirliği imkanları ortaya çıkar. Çünkü büyük şehir var, ilçeleri var. Efendim söyleyeyim, ilçelerin içerisinde yani burada şöyle yaparsın ve bu tarafta başka türlü davranabilirsin. Çünkü parlamento seçimlerinden biraz daha farklıdır. Partiyle evet. Seçime girmenin şartları bellidir. Ülkenin yarısından fazlasında mutlaka aday göstermeniz gerekir ki seçime girebilirsiniz. Yerel seçimlerde böyle bir durum yoktur. Bir de yerel seçimler dediğim gibi yerelin şartları önde olur ve adaylar daha önde olur. Dolayısıyla yerel seçimlerin dinamiklerini hesaba katarak ama topyekün ortaklaşa bir stratejik akıl çerçevesinde hareket etmemiz gerekir. Bunun da birinci şartı adaylar ve seçime girme biçimlerinden ziyade önce seçimlerin çok önemli bir kısmı psikolojidir. Yani seçime nasıl gireceğiz, hangi havada gireceğiz, hangi psikolojide gireceğiz, hangi gündemle gireceğiz? İktidar elindeki medya imkanlarıyla seçimin psikolojisini belirleme avantajı var. Dolayısıyla hiç aslında gerçek gündemle, vatandaşın gündemiyle alakalı olmayan gündemleri bizim üzerimize boca edebiliyor ve biz de bu tuzağa düşüyoruz. Dolayısıyla bambaşka bir, hiç olmaması gereken ve iktidarın lehine yarayacak bir gündemle seçime gidiyoruz. Muhalefetin stratejik olarak ilk önce düşünmesi gereken, odaklanması gereken mesele bizim böyle bir psikolojik tuzağa düşmememiz gerektiği ve gerçek gündemi, toplumun gündemini, emeklilerin, gençlerin, dar gelirlerin gündemini, deprem bölgesi var mesela. Deprem bölgesinde şimdi kış geliyor. Hiçbir konteyner şehri kış şartlarına hazır değil. Yani Türkiye'nin temel meseleleri, gerçekten can yakan meseleleri var. Biz bunların konuşulmamasını sağlayacak şekilde bir gündem boca edebilir iktidar yine bizim üzerimize. Evet. İşte muhalefet olarak bu tuzağa düşebiliriz. Düşmeyelim. Temel birinci işimiz bu. Yani ondan sonra seçime hangi biçimde gireceğimizi de sonra konuşuruz. Onlar yerelde de çözülebilir. İlla genel merkezler düzeyinde değil. Yerelde de bir takım çözümler bulunabilir. Ama biz her şeyden önce iktidarın bize dayattığı gündemden toplumu ve seçimi çıkartmak zorundayız. Salih Bey çok teşekkür ederim aktardıklarınız için. Biraz fazla tuttum sizi ama çok kıymetliydi aktardığınız görüşler. Sağ olun. Her zaman ağırlamak isterim. Kolaylıklar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum ben de yayınınız için.